alanda da organize bir şekilde kanunlara aykırı faaliyetlerde bulunduğunu şimdi anlıyoruz ve aslında birçoğu da delillenmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de sınavlar, yani KPSS sınavları ya da onun gibi sınavlar. Kamuoyuyla da paylaşılan bilgilerden yola çıkarak paralel terör örgütünün bu alanda çok büyük geçmişte çalışmalar yaptığını, soruları kendi sempatizanlarına ve elemanlarına vererek onların kamuya yerleşmelerini sağladığını bugün biliyoruz. Şimdi çorap sökülmeye başlandı. Başlangıçta deşifre etmek, ortaya çıkarmak bu tür yapıları ve bu yapıların, bu tür terör örgütlerinin illegal faaliyetlerini ortaya çıkarmak zaman alır biraz, zordur. Ama bir ucundan yakaladığınız anda, ipin bir ucunu yakaladığınız anda çorap söküğü gibi gelir. Şu anda o aşamadayız. Her gün yeni kanunsuzlukları deşifre ediliyor, ortalığa dökülüyor ve yargı tarafından soruşturmaya konu ediliyor. Hiç belki hayal edemeyeceğimiz alanlarda dahi terör örgütünün faaliyette bulunduğu, koordine ettiği, organize ettiğini göreceğiz. Sanıyorum bu KPSS ile ilgili çalışmaların hukuken sonuçlanması çok zaman almayacak. Artık bütün delillerin büyük bölümü ortaya çıkmış vaziyette şu anda. Zaman zaman da kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama belki başka bazı sınavlar da mercek altına alınacak. Ve işte yani da bunu dillendirmek doğru değil belki şu anda ama yani olabilecek paralel terör örgütünün hakim olmayı amaçladığı, başta polis ve emniyet olmak üzere ve yargı olmak üzere diğer bütün kamu alanlarında yapılan tüm sınavların belki mercek altına alınması gerekiyor. Muhtemelen oraya doğru gidiyor zaten. Yani bugün